Ben Nuray Sanaç Bulanıklı, Harput Sugözü Mahallesi'ndenim. Sugözü'de doğup büyüdük. Dört kardeşiz. Üç kız, bir erkek. İşte ben ikinci kızım. Benden küçüğü var. Ablam okumadı, ev hanımı. Okutulmadı daha doğrusu, öyle diyelim. Benden küçük olan kız kardeşim özel idarede görev yapar, İfet Sanaç. O da iki üniversite bitirdi. Küçük kardeşim erkek olan ziraat mühendisi. Eşi Özlem Sanaç da ziraat mühendisi. Onlar Malatya'da ikamet etmekteler. Yazın su gözüne geliyorlar. Bizim aile, nasıl diyeyim, ataerkil aile derler ya, öyle bir aile geleneği var. O zaman kız çocukları okutulmaz. Büyük baba ne derse hep onun sözü dinlenir. Yani babası istese de çocuğunu okutamaz. Büyük babanın, büyük amcanın veya büyük babaannenin, o anki yönetim kimin elinde ise onun sözüyle okutulmaz. Onun için ben okutulmadım. Benden sonraki kardeşim İfet okutuldu. Niye? Çünkü babaannem ve büyük amcam artık bu kız okusun kararı verilmişti. Onun için o okutuldu. Ben okutulmadım. Çok üzülmüştüm. Gerçekten çok üzüldüm. Niye okutulmadım? Ama hep okumak istiyordum. Yıllar geçti. Sonra kardeşim beni şeye kaydetti. Kız Meslek Lisesi'ne, Pratik Sanatlar bölümüne. Haftada 3 gün kız mesleğe giderdim. 2 yarım gün dikiş dersine, 1 gün nakış, makine nakışlarına. Bir dönem devam ettim öyle. Sonra ilkbahar olunca tabii bahçeye taşınıyoruz. Bahçede yaşıyoruz. Bahçe bizim hayatımız. Bu şekil bir yaşam tarzımız vardı. Daha sonraki yıllar işte büyük bir aile yaşamı, bahçe, hayat, şu bu derken böyle en son kardeşim dedi ki ben de şey yapayım. Ben dedim dışarıdan bitirme sınavlarına gireyim. Babam olmaz dedi. Yaz gibi günde bahçeden uğraşılırken bir de sınavlar mı filan dedi. Sonra kardeşim beni kayıt ettirdi. Dışarıdan bitirme sınavlarına girdim. Dışarıdan bitirme sınavlarında hep düşünüyordum. Dışarıdan bitirme sınavı, bir ortaokul mezunu olsam yeter diye düşünüyordum. Hani kız meslek lisesine gidip belgemi de almışım. Halk eğitimde kurs öğretmenliği yaparım. Ortaokul mezunu olursam genelde daha iyi olur düşüncesiyle öyle bir şeyle başladım. Sabah kardeşim işaretledi. Şu şuralar sadece çalış dedi sınava giderken. Ben sabah ezanı okunan hoca, ben uyanırdım, derse başlardım, sabah ezanı sonra okulurdu. Ben hep öyle ders çalıştım. Mezri Ortaokulu'nda dışarıdan bitirme sınavlarına girdim. O zaman şimdiki gibi test yöntemi değildi. Ve sınava girdiğim zaman 1-2-3. sınıfın, 3 sınıfın, mesela Türkçemi 3 sınıfın dersini aynı anda yapıyorsun. İşte 3 tane kağıt konuluyordu, bugün tarih, bugün şu ders diye. Böyle girdim sınavlara, gidiyordum, iyi her şeyi biliyorum diyordum. Gülüyordu kardeşim de, nasıl biliyorsun diyordu. Vallahi hepsini bilirim. Eğer doğrusa tabii, bir de o tereddüt var. Sonra sınav sonuçları açıklandı ki, bütün dersleri geçmişim. Bir iki ders kalmış, Haziran döneminde girdim, Eylül dönemine iki ders kalmış. Okul müdürü beni çağırtmıştı. Okul müdürü benimle ne işi var, niye beni çağırtır? Gittim, bana sorduğu soru, çok başarılısın, 36 dersi bir defa da geçtin ve sen hangi hocalardan ders aldın, sana ders veren hocalar kimler, onları öğrenmek istiyorum. Hiç kimse vermedi dedim. Kardeşim konuları işaretledi, ben sabah ezanından önce kalkıp oturup hep ders çalıştım diye. Tebrikler, başarılar, Eylül ayında yani bir dönemde bir okulu bitirmiş oldum. Ve 36 ders verdiniz. Evet, bir defa da. Yani 1-2-3 sınıfta, yani 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf toplam dersleri öyle bir defada o şekil vermiştim. Ama baktım kolaymış okumak. Babanızın tavrı ne oldu, tutumu ne oldu bu başarının üstüne? Babam çok mutlu oldu, hep mutlu oluyor ama tabii ki o da hani bir üst baskıdan dolayı niye okutmadım, niye dinledim onları diye böyle üzülürdü. O şekilde başladım. İşte bitirince okulu hemen çok mutlu oldum ya, ortaokulu bitirmişim, işe başlamam gerekiyor. Hemen belgemi aldım ve o dikiş bölümüne gittiğim zaman
Sınıfta bir arkadaşım vardı. Gülseren Soğukpınar diye bir arkadaşım. Onunla tanışmıştım. Samimi olduk böyle. Dedi ki ben dedi belgelerim var dedi. Ben can sıkıntısından bu kurslara geliyorum. Abim Milli Eğitim Müdürü ama beni bırakmıyor kurs öğretmenliği yapan. Ben de sordum abin nerede Milli Eğitim Müdürü? Dedi Sivrice'de. Dedim abine selam söyle. Beni de bacısı kabul ederek beni koysun gideyim. Bak benim ihtiyacım var çalışmaya dedim. O da abisine söylemiş. Abisi de demiş ki gelsin müracaat etsin. Kısmet olacak her şey. Baba dedim. Şimdi kurs belgelerimi de aldım. Baba dedim halk Sivrice'ye gidip müracaat edeceğiz iş için. Oo babam tepki gösterdi. Bu kadar üniversite mezunu varken seni mi alacaklar? Ne yapacaksın diye. Bir de acından mı öldü? İşte ihtiyacımız yok. Böyle tavırlarla neyse aldı götürdü beni. Gittik beraber. Sivrice Halk Eğitim Müdürü vardı. Karataş, Muharrem Karataş. Allah rahmet etsin. Muharrem Bey de baktı, belgelere baktı, işte konuştu böyle. Hemen dedi, başlatıyorum seni. Aa, çok mutlu oldum. Babam dedi, bir demet kağıt almış gelmiş şimdi. Bunu mu başlatacaksın bir demet kağıtla? Bir üniversite mezunu dedi ki, bu kağıtlar bizim için daha önemli. Öyle dedi ve başladı. Dedi ki, iki yer var dedi. Seni dedi Kürk köyüne vermek istiyorum. Merkeze yakın iyi bir köy. Bir de Uslu köyü var. Ben Kürk'ü kabul etmedim. Hayır dedim Uslu köyünü istiyorum. Uslu köyü dağ köyü. Kimse gitmez oraya dedi. Yok ben orayı istiyorum. Çünkü neden orayı istedim? Biz bahçedeyken şeyler gelirdi. Böyle katırlarda çanak, çömlek, küp, güveçler gelir satılırdı bahçede. Ne derlerdi onlara? Unuttum babaannemin bir deyişi vardı. Çanak çömlek satanlar işte Uslu'dan gelirdi. Abdel bardakları gelmişlerdi. Onlar gelir satardı. O zamandan dikkatimi çekerdi. Bunlar nasıl yapılıyor? Bunları bir görsem ama nereden göreceğim? Nasıl öyle bir imkan çıkınca tamam Uslu köyü dedim. Çünkü orada çanak çömlek için gidiyorum. O şekil tamam dedi. Uslu köyüne gittim. Bir kış orada kaldım. O yılda bir kar yağdı. Minibüsle giderdik, minibüsün camı kardan görünmezdi. Öyle bir kardı. 91-92 dönemi. Siz orada kaldınız ama değil mi? Verdiğiniz için sürekli orada yaşıyorsunuz. Tabii orada. Okul lojmanı vardı. Okul lojmanında bir Mersinli bir anaokul öğretmeni vardı. Onunla beraber lojmanın bir de dikişçi bir kız vardı. Ben nakış bölümü. İşte o okul lojmanında 3 kız kalıyorduk. Güzel günlerimiz olmuştu. O Mersinli kız çok hoş bir bayandı. O da anaokul öğretmeniydi. Köy büyük, çocuk çok. Okul vardı, okul müdürü, iki öğretmen vardı. Sağlık ocağı, ebesi, hemşiresi, doktoru geniş bir köydü. Öyle bir köydü işte öyle kaldık ve ilk bak... Zorlandınız mı ailenizden uzakta kalınca? Yok, çok istediğim için zevkliydi. Yani bir insan... Bir işi isteyerek yaptığı zaman başarılı olur. İsteyerek gittiği zaman zevkli olur. Zoraki işte ne başarıdır ne zevktir. Sıkıntı yaratır. Bu şekil böyle devam ettim. Uslu'ya gidince işe göreve başladım. Güzel, her şey güzel. İşte kursa ilgi var, gelenler çok. Bahar oldu başladım çanak çömlekçileri dolaşmaya. Hangi evde çanak çömlek yapıyor, hangi teyze yapıyor, orada bayanlar yapıyor hep. Onun için hep böyle köylülerle çok görüşmeye başladım. Bu şekil bir kışı geçirdim işte. Haziranda sergi yaptık. Çok güzel bir sergi hazırladım. O şeyi açmıştı. Sarı çalı gülleri vardır. Onlar açmıştı. Böyle gidip dağlardan o sarı çalı güllerini kestik sergi açılacağı yakın. Getirip süsledik böyle çok güzel bir sergi. Kaymakam filan sergiye geldi. Halk Eğitim Müdürü çok teşekkür etmişti. Gerçekten dedi çok başarılısın, senin ilerin parlak görüyorum. Daha ilk yıl bu dedi, böyle gördüm dedi. Öyle bir yıl geçirmiştim. Orada boş durmadım. Bu defa gece gündüz lise derslerine çalışmaya başladım. Uslu'da ilk ders çalışmaya, Uslu'da lise dönemine başladım. Sonra lise sınavlarına girdim, geldim. Lise sınavlarına girdim, biraz İngilizce'de zorlandım. Öbürleri iyiydi. Onu da başarıyla geçtim. Orayı o arada annem vefat etti. Annem hastaydı.
işi bırakma zorunda kaldım. İşi bıraktım. Döndüm eve. Annem sen benim yanıma olansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben önceden biraz rahatsızlığı vardı. Sonradan ani tansiyon yükselmesiyle beyin kanaması. Ama şey olmadı. Hastaydı, hastaneye falan kaldırdık. Sonra sonra burada doktorlar şey yapmadılar, yani bu beyin kanaması dediler. Ankara'ya sevk ettiler. Ankara'da 3 ay kaldım. Erkek kardeşimle beraber gittik kaldık. Sonra vefat etti Ankara'dayken. 3 ay sonrasında. Beyin ameliyatı falan geçirdi. Böyle. İşte hayat. Ama ben gene işte döndüm. Ev, bahçe, iş. Artık Sivrice'ye gitmeyeceğim dedim. Kendi kararınız değil, kendim. Muharrem Bey hep arıyordu, gel başla. Yok dedim. Sonra Elazığ Halk Eğitim Müdürü'ne gittim. Sorunu anlattım. Mehmet Gündoğdu Bey vardı. O da dedi ki seni burada başlatalım. Gitme dedi Sivrice'ye. Orada Aşağı Bahçeli Evler, Aksaray'ın Aşağı Bahçeli Evler diye bir mahallesi var. Orada yaşlı bir teyze evini vermişti. Orada çalıştı. Güzel, orada da çok güzel günlerimiz geçti. Böyle minibüsle giderdik, inerdik. Çok büyük çamurlu bir tarla. Her sabah 2-4 poşet alırdık. Tarlanın başına gelince poşetleri ayağımıza geçirirdik. O çamurlu tarlayı geçerdik. Poşetleri çöpe atardık. Sonra giderdik. Böyle güzel bir şey de oldu. Geçirdik. Oradaki kurstaki kızlar çok hoşlardı. Çok iyi günler geçirdik. O şekil. Ondan sonraki tekrar bir sonraki yıl gene Sivrice'ye gittim. Bu defa Sivrice'nin Akbuğday köyüne gittim. Ve bu arada gene ders çalışmaya devam edeyim. Lise sınavları devam ediyor, başarılı şekilde gidiyor. Akbuğday köyünde de çok güzel günler geçirdik. Hala o köydeki kişilerle görüşürüm. Çok iyiydi. İlkbahar olurdu kuzularla böyle ajır neşir. Çok güzel bir köydü. O şekilde öyle bir şey geçirdim, döndüm. Elazığ'a döndükten sonra okul bitti, lise bitti. O yıl şey açıldı, 98 oldu. 98 yılında, 1998, Kültür Bakanlığı Akçe Kesesi öğretecek bir kurs açacakmış. Elazığ'da aramışlar, kursiyer bulamamış. Usta öğretici, bunu öğretecek kişi bulamamışlar. Ben de müze müdürü Ülker Artıçoğlu vardı, o bahsetti konuyu. Dedim ki ben biliyorum, hadi ya nereden biliyorsun dedi. Dedim babaannem örerken bana öğretmişti küçükken, ya 10-11 yaşlarındayken. Hatırlıyorum dedim onu. Çabuk gitti o zaman kültür müdürüyle görüş dedi. Gittim. Kültür Müdürü Cemal Ekşi Bey sağ olsun hiçbir şey sormadı. Dedim ki keseyi biliyorum. Bilir misin? Hemen git kütüphane, İl Halk Kütüphanesi'nde kurs yeri orada olacak. Git orada başla. Git öğrencileri de bul dedi tek kelimeyle. Gittim kütüphane müdürüyle görüştüm. O da gösterdi. Öğrenci bulduk. İşte böyle bir şekilde Kültür Bakanlığı'na kurs öğretmeni olarak başlamış oldum.
Bu arada da hep şeylere giriyorum. He, o şeye gitmeden önce, kursa başlamadan önce ben deneme sınavlarına girdim. Gelişim 2000 diye bir dershane vardı. Deneme sınavlarına girdim orada. Bir dahaki deneme sınavına gittiğimde yaşlı bir oranın müdürü vardı. Ahmet Turankar diye bir müdür. Dedi ki sen dedi dışarıdan gelip sınava giriyorsun ama dedi sen nasıl ders çalışıyorsun? İlk kendi kendime test çözüyorum. Dedi sen başarılı bir kişisin. Gel dedi bizim dershanemize sen iyi bir yeri kazanırsın. Hem dedi bizim dershanenin reklamı olur hem de senden ücret almayacağız. Aa çok mutlu oldum hemen. Gittim dershaneye başladım ama öğrenciler küçük ben büyük içlerinde. Yani hep 17'lik çocuklar ama ben içlerinde büyük. 2 ay devam ettim dershaneye. Sonra işte bu Kültür Bakanlığı'nın kursu çıkınca dershaneyi bıraktım. Dershaneyi bıraktım ama ders çalışmaya devam ediyordum. Bu şekilde devam ettim. Kursu da bitirdim. Sergi yaptık. Vakıflar Bankası'nın bir sergi salonu vardı. Orada sergi yaptık. Vali Bey falan geldi. Kezeleri, vali yardımcımız vardı. Çok beğendiler. Çok güzel bir şey olmuş denildi. Osmanlı dönemi akçe kezeleri hiç olmayan bir şey. Ve o şey dedi ki Cemal Bey'den müze müdürü Ülker Hanım dedi ki seni müzeye daimi olarak işçi statüsünde kadroları olarak alacağız dedi. Ama Cemal Bey'in de bana sözü sakın kursu bırakmamak şartıyla. Yok dedim ikisini bir yürütür müsün? Yürütürüm dedim. Hem kursu vereceğim hem çalışacağım. O şekil başladım müzede. Müzede başladım işte bir yıl çalıştım. Üniversite sınavını kazandım. Üniversite sınavını kazandım Niğde Üniversitesi. Bu arada işte Niğde Üniversitesi'ne gittim. Tabii burada çalıştığım için tayinim de yapıldı. Hani okul, üniversite kazananlara öncelik oluyor ya onun için. Tayinim de yapıldı. Niğde Kültür Müdürlüğü'nde çalıştım. Orada Niğde Üniversitesi'nde okumaya devam ettim. O şekil bir hayat. Ve orada okurken arkadaşlarım oldu. Mesela hala görüştüğüm, gidip geldiğimiz Konya'dan arkadaşım, Maraş'tan arkadaşım, Niğde'den arkadaşım, iş yerindeki şeflerim. İş yerinde de çok sahip çıktılar. Şimdi o Niğde'deki iş yerinde çalıştığım sürece o arkadaşlarımı unutmam. Çünkü çok sahip çıktılar. Şefim yardım ederdi. Aman senin dersin var, evrakları bırak ben hallederim, sen dersini çalış. O zaman bilgisayar yoktu. İlk defa bilgisayarı görüyorum. Bir tek şube müdürümüzde bilgisayar var. Ama okulda bilgisayarı dersi var, bir sürü ödev veriyorlar. Ben getiriyordum, şube müdürüm bütün ödevlerimi yapıyordu, götürüyordum. Puanım iyi geliyordu bilgisayardan. Duray Hanım'la evlenmek, evli olmak güzel bir şey. Gerçekten insanın hayat rotasını değiştiriyor. Çok azimli, çok azimli ama. Hatta o azim biraz beni rahatsız ediyor. Kıskandığımdan. Yani böyle kıpır kıpır, her an çalışan, bir şeyler üretmeye çalışan... Tabii. Bu arada Nuray Hanım 2. bir üniversitede de bitirdi. Daha oraya kadar gelmedik. Daha çok var önümüzde, çok yıl var. Evlendik, tanıştık. Memnunum. Nuray Hanım benim 2. eşim. Müdür Cemal Bey de benim arkadaşım. Tunceli Öğretmen Okulu'ndan arkadaşım. O 72 mezunu, ben 75 mezunuyum. Çanakkale Öğretmen Okulu mezunu ben. Tanıştık. Tanıştığımızda da memnun oldum.
Hala böyle yani iyi ki böyle Nurayhan'ın gibi kültürlü, işte bu işlere azimli. Bir de diğer bir özelliği var. Benim tamir edemediğim elektronik veyahut da çivi veyahut da bir sandalye Nurayhan Hanım yapıyor. Nurayhan Hanım yapıyor. Tabii geçen gün bir mermerden bir gece lambası gibi bir şey var. Onu nefes darlığı çok önemli. Ben çıkaramadım. Nurayhan Hanım geldi çıkardı. Yaptı taktı ampulümü. Böyle babası ve bacısı bana karşı çok güzel davranan insanlar. Biraz da bir sanat ailesi, Elazığ'da bir sayılı ailelerden biri. Babası da Harput Belediye Başkanlığı yapmış. Bir amcası Ömer Sanaç, 5 dönem milletvekili falan yapmış. Böyle bir yalan. İşte ben de sonra şimdi emekli oldum. 4 Ocak tarihiyle 45 yıl üzerinde. 45 yıl çalıştım. Şimdi benim biraz da okuma alışkanlığım var. Artık kendimizi okumaya veriyoruz ama yazmadık hiç. Cesaret edemedik herhalde. Çünkü insanın fıtratında şey var. Beğenmişlik duygusu var. İşte şu yazım beğenildi, şu kitabım acaba kabul gördü mü? Onu aşarsam belki ileride yazabilirim. Veya bir tecrübeli bir arkadaş vasıtasıyla. Benim işte çocuğum var. Bir öğretmen kız İstanbul'da. Bir oğlum da emniyet amiriydi. Sonradan 20 yılını doldurduğundan dolayı emeklilik dilekçesi verdi. Şu anda bu Dünya Kızıl Haç Örgütü var. Dünya Kızıl Haç Örgütü'nde çalışıyor. Bir şekilde. Mayıs ayında tekrar Ukrayna'ya gidecek, Kiev'e. O da başarılı bir emniyetçi ve belki de Kızıl Haç'ta tek Türk eleman. Fakat çok böyle sırlı, çok konuşmaz ama geçen gün dedi ki baba ben dedi merkez çok destekliyor. İşte orada anlaşma dili İngilizce resmiyle. Oğlum polis koleji artı akademi mezunu olduğu için uzun yıllarda Samsun'da kaldı. Bu Samsun'da Dilmer'e gönderiyor, dil öğretim merkezlerine. İngilizcesi fevkalede iyi. Şu anda Rusça'da. Akademik derecede Rusça'da biliyor. İyiyiz, hayatımızda memnunuz. İşte böyle. Bu evimizi de çok beğeniyoruz, manzarası iyi olduğu için. İyiyiz. İşte bazen Karabuçan'a gidiyorum. Yani bu yaz tatilinde orada da evim var. Dayalı döşeli bir evimiz var. Her şey hazır. Kapıyı açıyorsun. Giriyorsun. Buzdolabı, işte çamaşır makinesi. Bütün ihtiyaçlar. Ben Sarıcan doğumluyum ama 1956 doğumluyum. 7 yaşında Karabuçan'a geldim. İlkokul 2. sınıftan itibaren Karabuçan. İlkokulu, ortaokulu bitirdik. 1970 yılında da Tunceli Öğretmen Okulu'nun sınavlarına girdik, imtihanlarına girdik. Orada kazandık. Daha çocuktum. Anne kucağından ayrılınca ben 2 dersten ilk bana kaldım. Sınıfta kaldım. Beni çağırdılar, dediler ki sen akıllı bir insansın, nasıl olur bu? Valla bir arkadaşım da sınıfta kalmıştı, dedim ya beraber devam ederiz falan. Sonra o arkadaşım belgelendi. Baktım ki yok, buna uyarsam ben de belgelenirim. Daha sonra bu çok yani gerçekten oluşmuş bir hadise. Sonradan işte Tunceli Öğretmen Okulu'nda bu 74'te olaylar falan çıktı. Biz de daha 16-17 yaşındayız yani. 17, en fazla 17 yaşında. Oradan Çanakkale Öğretmen Okulu'na tart edildik, gönderildik. Biz şimdi mesela şimdiki düşüncemiz yani değişim mutlaka oluyor insanın fikrinde, yaşamışında, şeyinde. Zaten biliyorsunuz değişmeyen tek şey de değişimdir. Çanakkale Öğretmen Okulu'nu bitirdik. Siirt'te öğretmenlik yaptım.
bir yıl. Sonra Karakoçan Kalecik'te 3 yıl çalıştım. Er öğretmen olarak Bingöl'e gittim. Bingöl'e gidince 1980 ihtilali oldu. 80 ihtilalinde artık daha tayin isteyemedik bir tarafa. Buranın çok meşhur bir valisi vardı zannedersem. Neydi? Şu anda ismini hatırlamıyorum ama o biraz farklı bir vali beydi. Bizi Bingöl'den sürdü. Bana Samsun çıktı. Aa, geldim ki Samsun çok güzel. Gerçi Vezir Köprü'nün bir dağ köyüne tayin edilmişim ama ben Samsun'a geldiğim zaman büyük bir kent, deniz var. Efendim ilk defa denizi görüyoruz. Hani Bingöl'de derler ki Bingöl Dağları'ndaki şiirde Cahit Tarancan'ın daha deniz görmemiş bir çoban çocuğu. En eski aşinasıdır soyun buraları, bu tenha ovaları, böyle baş. Denizi gördük, sevindik. Çok güzel dedik o zaman buraya. Neyse sağ olsun arkadaşlar. 2 yıl sonra beni Çarşamba'nın büyük bir köyüne okul müdürü olarak atadılar. Hanımefendi, baktım ki müdürlük çok güzel bir şey. Herkese hocam diyorlar, bana müdür hoca diyorlar. Bu birazdan insanın fıtratıyla ilgili, hoşumuza gidiyor. Mesela eskiden Milli Eğitim Müdürlüklerine giderdik, işte ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine. O zaman ilk öğretim müdürü, sonra ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. İşte sen köy öğretmenisin, sen hiç altta ilgilenme, işte sonra çıkar. Ama köyde müstakil müdür olunca, mahiyetinde 10-15 tane öğretmen, o müdür bey, bu çok hoşuma gitti. Öyle dedim, bunda güzel bir şeyler var falan. Sonra orada 3 yılımı tamamladım, büyük bir köydü. Avut köyü, Samsun'a bir okul, Bozkurt İlkokulu diye bir okula müdür olarak tayin edildim 1989'da. Hatta ilk defa gittim, tabii köyden gidiyoruz, şehrin vermiş olduğu bir çekingenlik var. Girdim okula, baktım öğretmen arkadaşlar çay içiyor, genelde de bayan. Dedim ki, buraya kim bakıyor? Hanımefendi, sonradan vefat etti de Nuray Hanım şahit, çok yani çok şey öğrendiğim bir anne gibi bana bir şey yaptı Şencan Hanım. Allah kadın kadın rahmet edilsin ama çok şey öğrendim ondan. Buyurun dedi, ben bakıyorum, gittim. Dedim ki efendim, ben bu okula tayin edildim, o masada ben ayaktayım. Güzel de bir paltom var sarardan. Bana daha yazımı görmeden, ya işte burada öğretmen fazlalığı çok, sana sınıf veremeyiz, bana otur da demiyor Şencan Hanım. Ben de dedim ki hanımefendi, bu yazımı al, göreve başlama yazımı yaz, ki sen sonra gelip göreve başlayacağım dedim. Öyle gözlüklerin altında baktı. Yazıya baktı ki müdür olarak gelmiş. Aa müdür bey hoş geldin. Buyurun otur otur dedim. Oturttular bizi. Çay içtik. Orada 5 yıl şey yaptım. Okul müdürü olarak görev yaptım. Samsun Bozkurt İlkokulu. Nuray Hanım'ı götürdüm gösterdim ama okul kapanmış. Oraya tarihi soru hazırlama merkezi yapmışlar. 1890 yılında kız okul olarak açılmış, çok meşhur insanlar oradan mezun olmuş. Samsun'un ilk okulu. Hanımefendi o kadar güzel şeyleri vardı ki, mesela fincan takımları, yemek takımları, Çekoslovak porselenleri vardı, kağıt gibi. Benden sonra sordum, dediler hiçbir şey yok ortada. Sonra orada müfettişlik imtihanları açıldı. Yani ben biraz Samsun'da da seviliyordum, sayılıyordum. Elazığlıların dışarıda güzel bir ismi var. Evet. Çok güzel bir ismi var Elazığlıların. Elazığlılar çünkü vatanına, milletine, bayrağına, devletine bağlı. Onun için yani Elazığlıların dediğin zaman bu doğu illeri arasında sizi ayırırlar. İşte kalk koş koş geldim falan diye. Neyse sonradan sınavlarını kazandım. Gazi'ye gittik. Yaz
hızlandırılmış eğitime, işte zaten ön lisansı bitirmiştik, orayı bitirdik. Müfettişlere katıldık. O ara oğlum da polis kolejinde okuyordu. Yani beraber geziyorduk işte. Hafta sonunda geliyordu, beni görüyordu falan. Mezun oldum. Amasya'da göreve başladım. Bir sene sonra Ali Rıza Septoğlu Bey beni severdi. Çok şey yaptım. Abi benim tayinimi yap. Fakat genel müdürü, genel müdür tamam diyor, gelsin yapayım. Ben gidiyorum, ya o nasıl diyor. Ya dedim sen şeyha evet diyorsun şimdi, bana niye hayır diyorsun. Lan dedim oğlum, hiç şeyha dedi hayır demek bizim haddimize mi dedi. Bana dedi ki lütfen, bak şu anda senin tayinini yaparım aslında da, fakat 300 kişi böyle bekliyor. Sen yer değiştirdiğin anda herkes doğru da haklı da. Sonra beceriş buldum. Samsun'a gittim. 3-4 yıl Samsun'da tekrar müfettişlik yaptım. Görev yaptığım yerde. Oradan Elazığ'a geldim. Bu evi satın aldık. Sağ olsun Nuray Hanım aldı evimizi. Ben ya ziraat mühendisi olmak isterdim ama böyle bir üst makam profesörlüğünü yapmak isterdim, ya coğrafyacı. Ama çok farklı bir yerde kendimi buldum. Bu da okula gitmemenin nedenlerinden. Evde oturuyorsun, ne yapacaksın? Uğraşacak bir şey bulacaksın. Mesela şu gülleri evde otururken hep yaptım. Şu menekşeleri, menekşe açmamış da bak bizim menekşe açmış. Her taraf aydınlık ışık, ismimi taşıyorum. Ben evde hala burada da böyle bütün ışıklar yanık olur. Hep küçüklükten beri bütün ışıklar yanıktır. Bahçede mesela biz Su Gözü Bahçesi'nde oturduğumuz ev çok büyük bir ev. Nasıl? İşte Bedri Paşa'nın konağı derlermiş. Tek bir ev. Babamın dedesi Bedri Paşa. Bunun iki oğlu olmuş. Ev ikiye bölünmüş. Heramlık, seramlık bölümleri böyle. Büyük sofalar, ayvanlar, çok güzel bir ev. Ahırları kemerli falan böyle çok güzel bir ev. Bu ev ikiye bölünmüş. İkisinin çocukları, iki kardeş oturmuş. Onların çocuğu olmuş. Tabii babam gel. Ev bu defa üçe bölünmüş. Üçe bölünen ev mesela bize olan yer. İki oda, bir ayvan, bir mutfak, bir kiler. İşte diğer amcaların hep öyle evleri. Biz böyle bitişik altı ev, bir şey çevresi böyle dönülü altı ev bir arada yaşardık. Bizim hemen bitişiğimiz ev büyük amcamdı. Büyük amcam bir bakardı ki ışıklar yanıyor. Çıkar bağırırdı. Kız ne oluyor? Gene gergah mı işlisin? O ışıklar niye yani? Ya bu gergah nedir derdim. Bu gergah nedir? Yani küçükken bu gergahı merak etmiştim. Sonra böyle konuşurken gergah nedir? Gergah bir tane caminin, Su Gözü Camisi'nin orada Sebiye Coşkun teyzemiz vardı. Onun gittim, o Salih abi nasıl filan diye sordu. O da amcamla yaşıt bir teyzemizdi. Dedim vallahi Salih amca bol bol bana kızıyor, ne yapsın? Her akşam bağım bağırıyor, kız gergah mı işliyorsun? Niye o evin bütün ışıkları yanıyor diye. Dedi ki ya dedi, bende gergah var dedi, göstereyim. Getirdi, gösterdi. Bu dedi, annemin annesinin zamanında işlemiş. Annem de bunu da saklamış, bu bende. Ama ben dedi, atarlar bunu dedi. O ki çok merak ettin, al bu senin olsun dedi. Şu gördüğünüz gergah o. Şimdi bu şekil o gergah deyince bu defa nakış bölümüne yöneldim. Daha okullar henüz yok o zaman. Nakış bölümüne yöneldim. Dedi ki benim annem dedi bu gergahta dedi işte ne yaparlardı dedim. Tülbent işlerdi, namaz örtüsü işlerdi, çevre işlerdi, uçkur işlerdi, bunları yaparlarmış. Bu şekil. Ondan sonra geldim babaanneme dedim ki Sebiye teyze bana bu ağaçları verdi. Ha dedi gergah dedi o. Gergef yani. Gergah diye böyle şey oldu. Şimdi bu akçe kesesi kursu döneminde bir gün gittim dedim ki hep akçe kesesi öğrenciler de bunu zor öğreniyor. Bir de nakışa dönelim. Nakış daha çok ihtiyaç. Çünkü gergefte işlenen o dönemde bin dallılar, yatak örtüleri, işte simler, sırmalar gergefte daha güzel işleniyor. Onun için bunu yapalım. Sağ olsun Cemal Bey dedi ki tamam dedi, ne gerekirse dedi şey yapalım.
Ama ben araştırdım. Gergef nerede var kullanılan? Sadece Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde var. Ankara'ya gittim. İfet kardeşimle beraber Ankara'ya gittik. Gittik Olgunlaşma Enstitüsü'ne. Orada gördük. Çok güzel işlemeler yapıyorlardı. Bir gergefin başında, mesela onların büyük gergefleri, 5 kişi, 6 kişi bir anda bir nakışı yapabiliyorlar. Öyle gergefler ve nakışlar. Onu gördüm, fotoğraflarını çektim. Geldim, dedim ki müdür bey fotoğraflarını aldım. Tamam dedi, burada yaptırtırız dedi bu ağaçları. Yaptırttılar. Ama kullanılan ağacından dolayı ipi gererken ağaçlar kırılıyordu. Başarısız oldu. Sonra Olgunlaşma Enstitüsü'nü aradım, oradan konuştum. Dedim ki biz burada yaptırdık, olmadı dedi. Onun ağaçları özel Gürkem'den falan yapılıyormuş. Dedim peki bize yaptırma imkanınız var mı? Tabii dedi, yaptırtırız dedi, göndeririz, ödemeyi yaparsınız. Tamam dedim, müdür bey dedi, bizim hani resmiyette ödeme şeyimiz yok. Sonra Allah razı olsun, kütüphane müdür Ahmet Pirinci Bey'e söyledim. O dedi ki tamam dedi, biz karşılarız dedi. Hemen dedi, yaptırt dedi. O şekil yapıldı, gergefler geldi. Ondan sonraki yıl kursumuz gergef kursu oldu. Güzel işler çıktı, bindallılar. Hatta bir öğrencimiz vardı, 3 kız kardeş kursa geliyordu. Hemen bir gün seccadeyi açıyorlardı, ikinci günü seccadeyi bitiriyorlardı. 3 kişi bir seccadeyi işleyebilince. Ben 17 yıl bu Kültür Bakanlığı'nın kursunu yürüttüm, 17 yıl. İlk yıl sınıfta öğrenci 30'dan aşağı düşmezdi. Hatta kayıt yalvara yalvara, kayıt dolmuş derdim ne olur diye gelirlerdi. Mesela bundan 2 yıl önceki kursumuzda 5-6 tane öğrenci oldu. Onlar da hep yaşlı bayanlar. Nedir? İşte doktor dedi ki bir meşguliyetle ol, psikolojin düzelsin. İşte evde sıkıldım, bir uğraşı olsun. Yani yok, gençlerde yok. Yani el işi, beceri gençlerde yok. Gençler daha farklı yöne. Bu tütün kesesi. Bu tütün kesesi babaannem dedeme çeyiz yapmış. Eskiden kız çeyizi olarak çok önemliymiş. Akçe kesesi, mühür kesesi, saat kesesi ve tütün kesesi. Bu tütün kesesi, tütün keseleri işlemeli ve yani içi astarlı olmuş. Hayır, olmaz. Bunlar şart. Önemli olan bunlar. Mesela keselerin üstünde de işlenen nakışların anlamları vardır. Öyle her kese de şey değildir. Kesenin örülüşü bir tığla, bir iple yapılır. İbrişim, o yapılan ipin yapan kişinin maddi durumunu dahi gösterir. Üstündeki desenler anlamlıdır. Mesela üzüm dalı, üzüm bağı, bağ yaprağı bunlar o ailenin çoğalmasını, üzümün çekirdekleri çocuğun çoğalması anlamındadır. Tütün kesesi de böyle işlemeli. Bu keseleri örmeye başladıktan sonra Ahmet Necdet Sezer Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a teşrif ettiklerinde eşi Semra Hanım da beraber gelmişlerdi. Onların gelişi nedeniyle bir sergi köşesi hazırlamıştık. Ben akçe keselerini de koymuştum. Semra Hanım çok beğenmişti. Keselerin içinde bu deseni çok beğenmişti. Ben bundan ona hediye etmiştim. Ahmet Necdet Sezer'in eşi Semra Hanım'a hediye etmiştim. Zaten şurada da resmi var. Sergiye bakarken, şurada da otururken resimleri var. Bu eski Türk motifi desenleri. Türk motifi desenleri. Onun için. Bu da eskiden bayanlar bellerine bağlarlarmış. İşte bunu da gene gergefte işleyerek, bu kumaşı da Harput'taki fabrikada dokunmuş, ipek ile işlenmiş. Şimdi bu görünen kumaş, Harput'ta dokunan ipekli, üstü simsırmalı kumaşlar. Harput'ta ipek fabrikası döneminde böyle kumaşlar çok yapılmış. Çünkü Harput çevresinde ve bizim bahçemizde de asırlık tut ağaçları var. İpek böceği yetiştirirlermiş, benim dedem de yetiştirirmiş. İpek böceği yetiştirirlermiş, Harput'taki fabrikaya satarlarmış kozaları. Orada ipek kumaşlarımız hep ipekten, altın sırmalı. Tabii ta yıllardır sırmaların rengi biraz solmuş. Şimdi şurada da bohçamızda, şimdi Harput'ta
fabrika varken Harputlu ev hanımları boş durmamış evde. İşlemeler yapmışlar, oyalar yapmışlar. Böyle, mesela böyle oyalar yapmışlar. Bu hıçva oya. Hıçva oya tabii kahverengi beyaz olarak yapılır da ipi, kadının ipi yokmuş o dönemde bunu yapmış. Geyik oya, bak ne kadar geyik belirgin. Aynı geyikin kendisi. Bunlar hep tarih eser şeyine giriyor. Geyik. Çok ilginç. Bak bunu ben yapmıştım. Harcay-ı Menekşe. Harcay-ı Menekşe. Bu yazmaları örterken de bayanlar anlamları gene var. Renginin de başındaki oyanın da ona göre örtüyorlar. Öyle hani kadın yazmayı örtmüş çıkmış değil. Gelin sabah kalkıp başına bir Harcay-ı Menekşe örtmüşse kayınvalide bunu görünce çok üzülür. Çünkü gelin değil ki kocamın gözü dışarıda. Harcay-ı gönüllü olmuş. Mesela biber şeyi vardır, oyası vardır. Kırmızı biber, acı biber anlamındadır. Bu acı biber de gönül kırıcı, acı, kötü anlamındadır. İşte kayınvalidesine kızan gelin mezar taşı oyası vardır. Onu başına örtür kaynanamasın diye. Gerçi biz söz, ölünce çok üzüldük ama. Sözlerle değil de daha çok... Tabii ki. Giyim kuşamla. Keseler de öyle. Mesela keselerde sevdiğini kese yapan kız çiçektir resmi yapar. Sevgisini çiçekte anlatır. Keseyi o hediye ettiğinde. Mesela Harput'ta dokunan kumaşlar içinde artık sırmaları gitmiş. Bu sırmalı yorgan yüzleri. O kumaşlar yapılmış. Bakın bunlar da gene elbiselik, elbise, gelinlik diye kullandıkları kumaşlar. Yorgan yüzleri. İpek değil mi? İpek. İpek kumaş. İpek kumaş. Bunlar başörtüsü. İpek. Bu da marhama. Marhama derlermiş. İşte bu da Harput'ta dokunan. Hatta şurada bir tane 1950 yılında babaannemin yaptırdığı şey var. Maşraf dediği, sofra bezi dediği. Marhama dediği de o dönemde havlu olarak kullandıkları. Bu kadar ende el dokuma bez şeyinde dokunan kumaşlardır. Bu işte gene Sebiha teyzenin bana verdiği kumaşı gene Harput'ta dokunup üstü tel kırma yapılan, tel kırma işlenmiş. Bu 110 yıllık bir kumaş şu. Şu elimdeki 110 yıllık. Bu da kız bunu işlermiş. Eskiden şerbet içilir ya. Kıza şerbet içildiğinde damat yok evinde oturuyor. Kız evi oğlan evine şerbet gönderiyor. Bunu da şerbetin ağzına bağlar gönderirlermiş. Bu da o işe yarayan bir örtü. Ben müzede bir yıl çalıştım. Çalıştığım zaman müzenin deposunda ağaç baskıları gördüm. O zamana kadar hiç görmemiştim. Çit baskı adı duyulmuş ama kalıpları görmemiştim. Orada gördüm. Sonra bir gün kültür müdürümüze dedim ki şey yapalım. Ben de çit baskı yapalım. Madem ki bu bizim sanatımız. Bir de bizim evde var. 5 yastık, makat yastıkları falan hepsi duruyor o baskılarla. Dedi ki nasıl yapacağız? Dedim ki ben gideyim Tokat'a. Orada Tokat'ta yapılıyor. Yakından göreyim, inceleyeyim. Gelip yapalım. Tamam dedi. Gönderdiler beni Tokat'a. Bir de arkadaşımı aldım. Gittik biz Tokat'ta 2 gün kaldık. Esen ile Oya iki kardeşler. Üçümüz gittik. Tokat'ta biz 2 gün kaldık. Bütün baskıcıları gezdik. Ama giderken Kültür Müdürlüğü ile telefonla görüştüm. Bekliyoruz gel dedi. Orada vali yardımcısı vardı. O da bayağı ilgilendi. O da Elazığ'da daha önceden görev yaptığı için bayağı ilgilendi. Gittik baskıcıları gezdik. Öğrendik yapılışını 2 gün boyunca çok ilgilendiler ve çok güzel öğrendik. Orada özel bıçağıyla oyuluyor. İşte onun özel berkülası, işte çekici her şeyi özel. Tamam dedim. Onların da fotoğraflarını çektik geldik. Dedi ki almayacak mısınız bıçak? Yok dedim. Ama adreslerini aldım. Adreslerini aldım. Bıçakçıyla falan görüştük, konuştuk hepsiyle. Ama hiçbir şey yaptırtmadan geldim. Dedim ki niye kendi memleketimde gidip yaptıran bizim esnafımız kazansın. Ben niye şimdi burada vereyim para? Geldim ben Elazığ'da dolaştım. Hiçbir bıçakçı o bıçağı yapamadı. Hiçbir demir o
oyucu demirleri yapamadı. Bir daha sadece bir bıçakçı vardı, Turan diye. O şeyleri yaptı, biz gibi olanları yaptı ama ağaca bastırınca, armut ağacı, sert ağaç, onunla yapılıyor. Ağaca bastırınca eğildi demirlerimiz. Telefon ettim bir daha Tokat'a, oradan bıçaklar, bizler, iskarpilalar oradan yapılıp geldi. Biz o şekil kursu başlattık. O şekil çit baskı kursu verdik. Çit baskı kursu 4 yıl verdim dersini. Her bıçak çok keskin ya, her kurs sonunda haftanın bir günü biz hastanedeyiz. Her biri bir keser elini. Bayanlara göre bir oyma işi değil. Bu erkek işi. Bir tane erkek öğrenci vardı gerçekten. O da bayanların içine gelmem dedi. Öğrenmek istiyorum ama bayanların içine gelmem dedi. Tamam dedim, sen sabahüstü gel ders vereyim, öğlen sonunda bayanlar gelsin. Çit baskıyı bu şekilde ortaya çıkarttık. Şu an onlar çalışmaya devam ediyor. Bir tek, yani yıllarca uğraştım, bir tek işi devam ettiren Serdar Bey bu işi yapıyor. Eşi Özlem de baskıları yapıyor. Tek, yani çit baskıyı yaşatan, onun dışında yaşatan kimse yok. Son demin